Profesör Doktor Gökhan Tolga Adaş pandemiyle mücadelede gelinen son durumu değerlendirdi. Mart ayının ortasından itibaren vaka sayılarında daha büyük bir düşüş beklediğine dikkat çekti. Covid sonrası vatandaşların takip edilmesine yönelik oluşturulan merkezlerle ilgili konuşan Profesör Doktor Adaş pandeminin şu an azalarak devam ettiğini, önlemlere dikkat etmek, sabretmek gerektiğini vurguladı. İkisinde de düşüşler devam ediyor. Bizim tahminimize göre Mart ayında, Mart'ın ortasından itibaren İstanbul'un bayağı bir rahatlayacağı, biliyorsunuz İstanbul'u takiben de Türkiye'de bir rahatlama gözükmeye başlıyor. Sağlık Bakanlığı'nın önüne teknik ve bilimsel veriler gelmeden böyle bir kararı almayacaktır. Tabii bu veriler istenilen düzeyde gelirse bu kararı alacaktır. Şimdi bir teorik var, bir pratik var. Şimdi pratikte baktığımız zaman işte siz de dolaşıyorsunuz dışarılarda. Çok fazla uyumadığını görüyorsunuz. Şimdi ben de uyarıyorum zaman zaman. Burada da uyarıyoruz. Onları da yapıyoruz. Ama buna rağmen insanların riayet etmediğini görüyoruz. Onda biraz gevşeme olabilir diye düşünüyorum. Girdiniz, ne bileyim, bir kapalı, yoğun olan bir alışveriş merkezinde. Bence orada takın. Ne zararı olacak? Orada yarım saat, bir saat alışveriş yaparken maskeli yapın. Size faydası var. Anlatılmaz yaşanır derim. Hakikaten zor geçti. Ailesi hastalandığı zaman bile gelip çalışanlar vardı. İçimizden şehit olan arkadaşlarımız, doktor, hemşire, teknisyen, veri giriş oldu. Türkiye çok başarılı bir sınav verdi. Bu yadsınamaz. 10 yıl sonra da böyle konuşulacak, onu da söyleyeyim. Hani virüs varyant değiştirdi, bu aşının hiç yararı yok. Böyle bir söylem doğru değil. Bizim vücuduna girdi mi virüs bir yolculukla beynimize de gidebilir. Karaciğerimizde etkileyebilir, akciğerimizde, pankreasımızda, böbreğimizde birçok yerleri etkileyebiliyor. O nedenle her yeri tutabilir diye kısaca bahsetmek lazım. İlk başta çok göz ardı edilen bir şeydi. Fakat sonra baktıkıldı ki bilimsel olarak bayağı bir takım farklı insanlarda uzun süreli, mesela 3 aydan sonra, şimdi post-covid sendromu dediğimiz zaman ya da post-covid sendromu, kronik covid sendromu, bu gibi belirtiler 3 aydan sonra başlıyor. Genel Dünya Sağlık Örgütü de buna bir format getirdi. 3. aydan sonra insanlarda covid'e benzer belirtiler görülmeye başladığı zaman buna post-covid sendromu diyoruz. Buna baktığımız zaman kimlerde daha çok gözüktüğüne, akciğer belirtileri, mesela bronşiyel astım gibi fazla olan insanlar, kilosu fazla olan insanlar, daha ileri yaşta olan insanlar. Bunlar da daha sık gözüküyor. 3 ay sonra eklemlerinde gene bir ağrılar başlıyor. En basit. Ya benim bel ağrım geçmedi diyor. Omuz ağrım çok şiddetlendi, arttı diyor. Bunlar da zaten iyileşirken fibrozis oluyor. Yani şöyle söyleyeyim. Sertleşerek iyileşiyor akciğer dokusu. Şimdi bu organ sertleşince bazı yerler çok koordineli çalışamıyor. Bunun verdiği akciğerde bir takım solunumsal problemler ömür boyu bile sürebilir. Onun için mesela kalbi tutuyor, miyokardit yapıyor. Kalbin damarlarında koroner spazm yapabiliyor.